özellikle ailelerin ağlaması, tabuta kapanması, feryat etmesi, baygınlık geçirmeleri, asıl PKK'nın istediği bu. Tabii. Yoksa mesela şehit olsa tekbirlerle değil mi? Şehidimiz kaldırılsa bu PKK'nın işine gelmez. Bu çok rahatsız eder. Çünkü tamam 5 kişi, 10 kişi şehit oluyor ama bütün Türkiye'de müthiş bir manevi gerilim, müthiş bir güç gösterisi, müthiş bir heyecan oluyor. Ve aileler de bundan onur duyuyor, şeref duyuyor. PKK'nın morali sıfıra gider. Ama işte ocağa ateş düştü, mahvoldular, yandılar, aile perişan oldu. Babası işte baygınlık geçirdi, annesi kendini yerlere attı dersen, adam keyiften dört köşe olur. Çünkü o zaman müthiş bir heyecan meydana gelmiş oluyor. Yani muazzam bir heyecan meydana gelmiş oluyor. Bir kere PKK'nın oyunu burada bir bozalım. Yani şehitle güç kazanma oyununu kaldıralım. Yani mesela şehidi alıp şehir içerisinde saatlerce gezdirsen tekbirlerle, selavatlarla yeri göğü inletsen yani PKK'nın bu iş işine gelmez. Çünkü bu muazzam bir manevi gerilim. Yani herkes şehitlerden yana olur. Ve ailelerine göğüsleri dimdik. Mesela babası ben de şehit olmak istiyorum. Annesi, kız kardeşi ben de şehit olmak istiyorum. Helal olsun şehidimize. Allah şehadetini mübarek etsin. İmreniyoruz şehidimize deseler. PKK'nın işi bitti demektir. Yani o yönde sıfıra gider. Yani çünkü 10 kişi, 15 kişi PKK için hiçbir şeydir. Yani çünkü 80 milyonluk Türkiye. Yani oradan hiçbir netice çıkmayacağını bilir. Ama moral çöküntüsü meydana getirdiğini düşündüğü için, moral yönden yıktığını düşündüğü için müthiş etkilediğini düşünüyorlar. Bunu en kısa sürede hayata geçirmek lazım, bu dediğim. Ya düşün, mesela Kayseri, bütün Kayseri halkı katılıyor. Mesela 2 milyon kişi katılıyor. Yer gök inliyor tekbirlerle. Ya bu PKK'nın işine gelir mi? Ailesi çakmak çakmak gözleri yani. Biz de şehit olmak istiyoruz. Yani PKK hiçbir güç kazanamaz o zaman. Onun için hiçbir anlamı kalmaz. Aleyhine olur yaptığı eylemler. Ama şu an televizyonları açıyorum. İşte ocağa ateş düştü. İşte babası hastanelik oldu. Hastaneye kaldırdılar. Annesi baygınlık geçirdi. Yüreğimiz yanıyor milletçe. Perişan olduk. Arkasında cenaze marşı. Cenaze marşı. Ya PKK'nın tam aradığı olaylar. Cenaze marşına bizim ne işimiz var ya? Şehide cenaze marşı olur mu ya? Cenaze marşı. Cenaze diyorsun zaten. Cenaze marşı alıyorsun. Şehit ölmediğine göre cenaze marşı nedir ya? O cenaze mi o? Değil. Niye cenaze marşı çalıyorsun? Bir de soğuk bir marş cenaze marşı. Yani bize ait mini bir marş değil. Yani mehter marşı çalsan aklım alır. Bizim cenaze marşına ne işimiz var ya? Milletin moralini alt üst ediyor ya. Yani bir ızdırap acı ifade eden bir marştır. Yani bir müziktir. Acıyı ifade etmek için icra edilen bir müziktir. Matem müziğidir. Izdırap acı müziğidir. Ya şehidin cenazesinde bu oluyor mu şimdi? Bunu hemen yasaklasınlar, kaldırsınlar. Bu olmaz böyle bir şey. Bir de şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ya kardeşim başka slogan yok mu? Sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Yıllardan beri. Slogan değiştirin ya. Bin bir türlü. Bin bir türlü. Değil mi? Mesela şehitlik şereftir dersin. Şehitlik şereftir.
Bu kadar. Kahpe PKK de mesela. Slogan olarak. Alçak PKK de. Birçok şey denebilir. Bunların bu konuların yönlendirilmesi gerekiyor. Yani toplu akıl onu bulamaz. Ferdi akılla bu uygulanabilir. Yani fert aklıyla. Çünkü toplu akıl her bir kişi bir ayrı bir şey düşünüyor. Apayrı bir şey olur. Tekbirin de tek bir yönden, tek bir kişi tarafından organize edilmesi gerekiyor. Yani mutlaka bir hoparlör, mikrofon sistemi olması lazım. O zaman müthiş bir gövde gösterisine dönüşür. Şehit cenazeleri. Yahut şehitlerin kadrosu cenaze demeyeyim de şehitlerin defnedilmesi.